Son zamanlarda ortalıkta garip görüntüler dönmeye başladı. Bunlar kimi zaman insanlar tarafından çekilen görüntüler, kimi zamansa güvenlik kameralarına ait görüntülerdi. Bu görüntüler gerçekten de doğruysa dünyayı ayağa kaldıracak cinstendi. Çünkü insanlar bir anda ortadan kayboluyordu. Yemek yedikleri sırada, bisiklet sürdükleri sırada, bir kilisede dua ederken, bir parkta, where did she go? Hastanede ve bir okul otobüsünde. Kayıtlara bakınca insanların bir anda ortadan kaybolduğu görülüyordu. Üstelik farklı yerlerde. Bu videolar henüz yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ve sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. Bu ortadan kayboluşlar İncil'de vaat edilen kurtuluşun bir işareti miydi? Yoksa şu sıralar sıkça gündemde olan uzaylıların bir işi mi? Kimileri ise çok daha iddialı konuştu. Onlara göre artık yaratıcı bu yozlaşmış dünyanın sonunu hazırlıyordu ve dünyadaki iyi insanları teker teker katına çıkarıyordu. Peki tüm bunların anlamı neydi? İşte bu videoda tüm bu gizemi açıklığa kavuşturacağız. Videoya bazılarınızın sosyal medyada gördüğü bir kesitle başlayalım. Okul otobüsünün güvenlik kamerasının kaydı. Otobüs seyir halinde giderken birden çocuklar kayboluyor. Hepsi birden. Sanki başka bir boyuta geçmişler gibi. Sürücü şoke oluyor ve otobüsün içerisini gezmeye başlıyor. Olayın devamı da var. Bir süre sonra oraya bir polis geliyor ve beraber olanları konuşuyorlar. They're gone. What do you mean they're gone? They're gone. I was just driving down the street. I look up, and they're gone. There's no accident here, okay? Look around the bus. There's nothing. Slow down. Slow down. Okay, 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 okay. How many kids total? 45, 50. Okay, do me a favor. Stand right there. I'm gonna take a look. Polis memuru da otobüsü kontrol ediyor ve kimsenin olmadığını açıkça görüyor. Eğer bu ve bundan sonraki kayıtlar için bir gariplik olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Çünkü bundan sonra buna benzer başka kayıtları daha inceleyeceğiz. İşte onlardan biri daha. Görüntüler bir hastanenin güvenlik kamerasına ait. Hastanedeki ilk görüntüde bekleme salonundaki bazı insanlar görünüyor. Sonra bir kısmı bir anda ortadan kayboluyor. Salondaki 9 kişi bir anda yok oluyor. Devamında oradaki insanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve telaşa kapılıyorlar. Bu görüntü ise aynı kişilerin kaybolmasını gösteren farklı bir aşı. Bu açıdan bakınca da aynı kişilerin kaybolduğunu görebilirsiniz. Her iki açıda da aynı insanlar bir anda ortadan kayboluyor. Hastanedeki diğer bir kayıt. Görüntüde bu sefer sadece bir kişi var ve ortadan kaybolduğu anda konuşmakta olduğu cep telefonu yere düşüyor. Bu da hastanedeki son görüntü kaydı. Elinde bir şeyler tutan kişi ve yanındaki tıpkı diğerleri gibi bir anda ortadan kayboluyor. Bu sırada elindekiler de yere düşüyor. Aynı karede dikkat ederseniz hastane görevlisi ve doktor da kayboluyor. Karşılarında oturan kişiler bunu geç de olsa fark ediyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bir başka görüntü ise bu sefer bir havalimanına ait. Yine kaybolan insanlar ve çevrenin tepkisi. Kaybolmalara ait videolar bitmek bilmiyor. Bir kafenin hemen yanındaki caddede, doğada bisiklet sürerken çekilen amatör bir video kaydında, bir kilisede, bir evin güvenlik kamerasında.
Bir veya iki değil, onlarca farklı yerde yaşanan bu kayboluşlar oldukça esrarengiz görünmekte. Bu kayboluşlar kimsenin olmadığı yerlerin yanı sıra havalimanları ve hastane gibi yerlerde de gerçekleşiyordu. Bu kaybolmalar sırasında dikkatimi çeken ilk şey sadece insan bedenlerinin yok olmasıydı. Onlara ait telefonlar, eşyalar, araçlar hiçbiri onlarla birlikte kaybolmuyor. Yani beden dışındaki her şey sanki dünyada kalıyor gibi görünmekte. Tüm bunların ne anlama geldiği konusunda yaptığım araştırmalarda bir inanışa denk geldim. Rapture adını verdikleri bir inanış. Bu Hristiyanlar tarafından özellikle de Amerikan evangelizminin savunduğu ölmüş olan ve halen hayatta olan inançlı insanların bulutlara yükseltilmesini anlatıyor. Etimolojiye baktığımızda ise Rapture kelimesi Orta Çağ'da nöbet, adam kaçırma gibi anlamlarda kullanılıyormuş. Kelime Latince'deki raptus yani taşıma kelimesinden türemiş. Kimisinde taşıma, kimisinde yükselme anlamına gelen kelime, her halükarda yer değiştirmeyi, bir kavuşmayı anlatıyor bizlere. Hristiyanlık inancında bazıları buna vecd diyor. Bu kelime, Tanrı'yla mistik bir birlik veya cennetteki sonsuz yaşam içinde kullanılmıştır. İnanışa göre vecd, dünyanın sonunda meydana gelecek olaylar senaryosunun bir parçasını oluşturuyor. Dünya bir sona hazırlanırken, inananların kurtuluşu anlatılıyor da diyebiliriz. İncil'de bu veya benzeri şeylerden bahsediliyor mu diye araştırmaya başladığımda benzer bazı metinlere denk geldim. Örneğin Selanikliler bölümünde hayatta olup Rabbin gelişine kadar hayatta kalanlar ölenlerin önüne geçemeyecektir. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Yaşayanlar ve dirilen ölüler Rabbi havada karşılamak üzere bulutların içerisinde toplanacak. Bu inanış hakkında resmedilen görseller de bu yazılanları birebir destekliyor. İncil'de yazılanları okuduktan sonra ortadan kaybolan insanlar, onların inandıkları bu vaat edilen günün geldiğini gösteriyor olabilir miydi? İnanış, dünyanın artık insanlar tarafından bir bok çukuru haline getirildiğini ve yaratıcının artık bir son hazırladığını, işte bu son gelmeden önce inananları topladığı, katına çıkardığı şeklindeydi. Fakat İncil'de yazan yaşayanlar ve dirilen ölüler bulutların içinde toplanacak kısmı bu videoların İncil'de vaat edilenle tamamen alakasız olduğunu ortaya çıkarıyor. Çünkü videoda sadece kaybolan insanları görüyoruz. Dirilen ölülerle ilgili herhangi bir bilgi, haber vesaire yok. Ayrıca medyada bir anda kaybolan insanlarla ilgili herhangi bir bilgi de yok. Yani bu videoların hepsi aslında birer kurguydu. Havalimanı ve hastane gibi yerler ve buradaki insanların tepkileri ikna ediciydi belki fakat birçok noktada açık verdiler. Belki bunları siz de yakalamışsınızdır. Örneğin otobüste kaybolan çocuklar. Aynı kareyi gösteren farklı açılarda bariz tutarsızlıklar vardı. Hemen öndeki küçük kızın baktığı yerler tamamen farklı ve kaybolma zamanlarıydı. Ya da hastanedeki bu kadına dikkatli bakın. Önünde duran kişi bir anda yok olduğu halde halen konuşmaya devam ediyor. Ya da burada oturan kişiler. Karşılarında iki insan kayboluyor ve 4-5 saniye farkına bile varmıyorlar. Tamam bunlar kurgu olabilirdi fakat bir hastaneyi ya da havaalanı terminalini ve orada bulunan insanları buna nasıl alet ettiler diye düşündüm açıkçası. Sonra farkına vardım ki bunlar havaalanı terminali ya da hastane değildi. Tamamen bu kurgu için oluşturulmuş mekanlardı. Mekanları oluşturmak, eğitimli insan ayarlamak, kayda almak, kurgulamak. Bunların hepsi birer masraf ve bunun için neden uğraşsınlar ki? Bunun hakkında araştırırken bir web sitesine denk geldim. Sitenin ismi Türkçe anlamıyla ilginçti. Belki de bugün anlamına gelen bir web sitesi. Aradığım şey tam da bu siteydi. Alt kısımlarda şöyle bir yazı yazılmıştı. Günü bilmiyoruz ya da İsa'nın vecde döneceği saati. Ama bir gün milyarlarca insan yeryüzünden silinecek. Buna hazır mısın? Web sitesinde yine Rapture'dan ve bazı bilgilerden bahsediliyor. Genelde birçok sorunun cevabı için Dr. Jeremiah'a yönlendirme yapılmış. Kendisi Amerikalı bir evangelik Hristiyan yazar, aynı zamanda bir kilisenin kıdemli papazı. Tüm bu organizasyonun başındaki adam sanıyorum kendisi. Bu videoların izini sürdüğüm bir sıradaysa bingo. İncelediğimiz ve insanların nasıl olduğunu merak ettiği o gizemli videoları buluyoruz. Hepsi hatta daha fazlası sitenin içerisinde yer alıyor. Web sitesinde bu konuda bir açıklama yapılmış ve tüm bu videoların birer kurgusal video klipleri olduğundan bahsedilmiş. Videoların amacı ise yaklaştığı iddia edilen kehanetlerin gerçekleştiğinde nasıl göründüğünü insanlara göstermek ve onları o güne hazır olup olmadıkları hakkında
düşünmeye sevk etmekmiş. İnsanların buna daha çok dikkat kesilmesi için bu tarz gerçekçi görünen gizemli videolar yapılmış. Bu arada çoğu Hristiyan bu kehanete inanmıyor. İnananlarsa çok küçük bir kısım. Bazı evangelistlerin premillennializm gibi inanışlara sahip olması, insanların göklere çekileceği, Tanrı'nın onları ölmeden toplayacağı gibi inanması zor şeylerin önünü açıyor. Bu inanışın tutarsız birçok noktası mevcut ve üzerinde çok fazla durulması gereken bir şey de değil. Bana kalırsa herkesin kıyameti kendi ölümüdür ve ölüm gelmeden hazır olmak gerekir. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım her şey açıklayıcı olmuştur. Çıkmadan diğer videolarıma göz atmayı ve bir saniye ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.